Herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 2019'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ayçiçeklerini ekmiştik ve kanolayı da ekmiştik tabii ki. Diğer bölümde tabii bayağı da bir para kazandık. Pamuktan. Şimdi önceki bölümde bazı ekipmanlarımdan kurtulacağımı ve yeni ekipmanlar alacağımı söylemiştim. Hemen isterseniz onları birlikte alalım. Öncelikle bir tane biçer döver alacağım. Çünkü bu biçer döver artık yetersiz kalmaya başladı. Nedeni hızlı doluyor ve geniş bir alan kapsamıyor. Yani en azından atıyorum John Deere 10 defa döneceği yeri New Holland 20 kere dönüyor. Tabi bu da bir zaman kaybı. Ben de o yüzden John Deere alacağım. Bu biçer döverden almayacağım. Zaten aynı markanın bir başka biçer döveri var bizde şu an. Küçük olarak yani şu. Nova 330 var. O yüzden bunu alacağım. John Deere'ı. Hemen alalım isterseniz. Kalsın böyle. Satın al diyelim. Aldık. 250 binimiz kaldı. Şu anda da ayçiçeği ekili olduğu için ben bir de kesici alacağım. Mısır kesicisi. Tabii aynı zamanda ayçiçeği de kesiyor. Yani hasıl diyor. Normalde orijinali bu fakat ben bunu alacağım. Çünkü bu 9 metre, bu 6 metre. Zaten uyumlu olacağını düşündüğüm için de bunu alacağım. Evet, şu anda 200 binimiz kaldı. Şu anda onu harcamayacağım. Ha bir de şey alacağım ya, unutmadan. Römorklerden şuradaki römork alacağım. 70 bin litre. Bu bir mod. Rengini falan değiştirmeyeceğim. Rengi gayet iyi. Satın al diyorum. Evet, şu anda 130 binimiz kaldı. Ve tabii onu çekmek için de ayrıyetten bir de şurada neredeydi o? İki teker çekicisinden alacağım. Bunu almayacağım. Buna gerek yok. Onun yerine bunu alacağım. Çift teker olsun, tekerlekler. Tamamdır. Bir tane traktörümü göndermem lazım. Aslında bazı ekipmanlarımdan da kurtulabilirim. Ama şu an onu ayçiçekleri hasat ettikten sonra bakacağız. Ekim makineleri ya da diğer ekipmanlar için. Şu anda onları getirmek için şurada boşta olan bir saniye boşta olan fentle gidelim. Kapağını kapatalım. Bu şekilde. Bunu götürelim. Tabii ki bunu John Deere'e vereceğim. Traktör bunu çekemez. Yani şu an boş olduğu halinde bile zorlanıyor. Aslında John Deere'i aldığım için alıyorum bunu birazcık da. New Holland'ı satmayacağım. Belki bölüm sonuna doğru satarım. Tabi diğer işler için örneğin patates için falan da yeni ekipmanlar alacağım. Büyük ihtimalle ayçiçeğinden fazla bir para kazanamayacağız. Belki tekrar pamuk ekeriz. Şimdi buraya bırakayım. Bir şey dedik. Bir açılışını göstereyim size. Evet, şu anda hiç sırıtmıyor yani. Umarım öndeki kesiciyi de kaldırır.
Evet arkadaşlar, ekipmanları hazırladım. Hasada başlıyoruz şimdi. Evet, John Deere'ımız ilk hasadına başladı. Tabii diğer içeride döverleri de hazırlayalım hemen. Bayağı bir yattılardı. Önceki bölümde hiç kullanmadık zaten. Aracı çektiğimiz gibi duruyorlardı. Bu arada John Deere bunlardan daha üstün. Yani hız bakımından da üstün. Traktör kadar hızı var. Buna başlatalım. Evet, bu da bayağı bir saçmalamış. Ama yapacak bir şey yok. Kendim alırım buraları derken. Kamyon sen nereden çıktın? Olsun şu anda. Bakmadım hiç. Şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar, hasat son hızla devam ediyor. Ben John Deere'la şuraları biraz kendim aldım. Ama daha da var. Ama hızlı bitirecek herhalde ya. Biraz çiftlikle ilgileniyorum. Şu anda 3 tane boş traktörüm var. Bu traktörleri bir iş için kullanmam lazım. Ama şu anda bunlar için bir işim yok. Bu iyi değil aslında. Boş boş durmasını pek istemiyorum. Neyse, şunla şuradaki koyunların bakımını yapalım en iyisi biz bununla. Şöyle bırakalım. Günlerin fiyatı ne alemde acaba? Arttıysa satalım ya. Yok. Artmış. Samanın fiyatı yükseliyor. Evet arkadaşlar, John Deere son hızlı çalışıyor. Bayağı da bir ayçiçeği hasat ettik. Daha gerçi 19. tarla daha yeni bitiyor. Daha 17-18 var. 11. tarladaki kanola bitti. 2 biçer döveri de az önce 12. tarlaya gönderdim. Hatta gideyim şu içindeki kanallara dalayım, deposundaki beyaz biçer döveri. Ama benim ufaktan ürünleri de ekmem lazım. Geldiğimizde isabet olmuş zaten. Ürünleri ekmek için de yeni bir ekim makinesi lazım bana. Onun için de birkaç ekim makinesine baktım. Bir tane almak istediğim var. O 142.000 falan. Onu almak istiyorum ama onun için de önceden, hani onu alırsam bu sefer tarlaları savanla ya da hullukla sürmem gerekiyor. John Deere'i şu anda 18. tarlaya gönderdim. Burada ayçiçekler nasıl ediyor. Şimdi ben size almak istediğim ekipmanı göstereyim de arkadaşlar.
bu ekipman almak istiyorum. En büyük nedeni birden fazla ürün ekebiliyor. Normalde bu ürünler işte pamuk. Bu ekipman pamuk, şeker pancarı, soya fasulyesi, ayçiçeği ve mısır ekebiliyor. Bu ise fazladan buğday, işte arpa, yulaf, kanola ve çimde dahil birçok ürün ekebiliyor. Fiyatı 142 bin. Ben şimdi bunu kiralama yöntemine gideceğim. Memnun kalırsam diğer bölümde alırız bunu. Ben bir kiralaya tıklayayım hemen. Ama tabii onun öncesinde, kiralamadan önce tarlaları sürmek için bir pulluk lazım bana. Aslında John Deere'deki ayçiçekleri de dolmak üzere. Hemen ondan da ayçiçeklerini alayım. Yetişebilirsem. Evet, yetiştim. Ya şu anda fendt baya bir küçük kalıyor ya. Bu arada 11. tarlaya patates ekeceğim. ne ekeceğim henüz karar vermedim. Ve daha farklı bir ürün ekeceğim çünkü patates bayağı bir uğraştırıyor. Buralara mısır ekeceğim. Yani 19, 20, 17, 18'e dahil. Aslında 17'ye ekmeye de bilirim ya. 17'de daha farklı bir ürün ekebilirim. Ya da sadece 12'ye mısır ekip 17, 18, 19 ve 20. tarlaya aynı ürün ekeceğim. Ama henüz ne ekeceğimi bilmiyorum. Yani daha doğrusu karar vermedim. Ayçiçeklerini siloya boşaltmıyorum. Direkt satacağım. Paraya ihtiyacım var çünkü. Bu biçer döveri satmayı düşünüyordum. Fakat yani bunu satarsam zaten yine bir ileride bir biçer döver alacağım için gidebildiği yere kadar gitsin. Artık yetersiz gelmeye başladığında beyaz biçer döverli ikisini aynı anda satarım. Daha farklı biçer döverler alırız. Aslında biçer döverde de fazla bir çeşitlilik yok. Belki paletli bir biçer döver alırız. Tamamdır. Onu biraz yukarı alalım. Evet. John Deere de burayı bitirdi. Ya bu çok sessiz ve yani seri bir biçer döver.
bir açılsın, ona göre konum aldıracağım. Tamamdır. Buradaki işler bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Aynı işlemler. Farklı bir şey yok. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, 12. tarladaki kanola bitti. Şimdi Case'i çiftliğe götürüyorum. Fenty ve New Holland'ı da götüreceğim. Buraya patates ekeceğim. Case'le. Buraya da daha farklı bir ürün olarak şeker kamış ekeceğim. Daha önce hiç hasat etmedik. Bu 15. ya da 16. bölüm olacak. Artık şeker kamışı ekelim. Onun için de ekipmanları alacağım. Ekipmanları ucuz. Bakmıştım daha önce. Uçtu gitti tabela. Aslında bu %93'müş ya. Bunu çiftliğe boşaltsaydık iyiydi. Neyse, bunu çiftliğe götürelim. Diğer iki tane ramörkle gelelim. Onlar yeter buraya sanırım. Bu burada kalsın. Fenty de almam lazım. O da engel olacak birazdan. Full doldu. 70 bin litre var şu anda. Ayçiçeğin fiyatı düşük. O yüzden hiç satmaya falan gitmeyeceğim. Şimdi benim bunu Süley'e boşaltmam lazım. John Deere tamam. O burada kalabilir. Onunla birazdan ilgileneceğim. Şu case'i buradan alayım da artık. Ramörkleri de samanlığın yanına bırakayım. Sonra patates ekim makinesini alayım ve patatesleri ekmeye başlayalım. Bu burada kalsın. Patatesleri hasat ettikten sonra belirli bir kısmını ayırıp tohum olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle gelelim. Başlayalım ekmeğe. Tamamdır. 4 sıra patates ekiyor bu. Şu arkadaki ramörün kapağını kapatalım. Buna ait şişe doldurmasın. Tamamdır. Patatesleri ekiyor. Şimdi evet, John Deere de burayı bitirdi. Tek bir sıra kaldı. Şöyle yapalım. Şeker kamışı için aslında hem gübreleme hem de ürünü de ekebiliyor. Farkı ne? Şu 2 metre 85 bin dolar. Kiralama maliyeti 'biraz yüksek bu. Ama bu da tek sıra ekiyor ya. Bunu da bekleyemeyiz. Daha doğrusu 1 metre ekiyor bu. Bu 2 metre.
Ama şöyle yapabiliriz. Elimde traktör bolluğu var. Ya bunun iki tane kiralama maliyeti 1600, yaklaşık olarak 2000, 2000, 3200 dolar falan yapıyor. O yüzden bundan iki tane kiralasam bunun yerine daha mantıklı. Evet. Makineler burada. Aslında diğerini de öne takalım ya. Daha başka bir traktör bitirmenin hiçbir anlamı yok. Biraz saçma bir görüntü oluyor ama ya tekrar gidip gelmektense iyidir yine. Bu şeker kamış olayı bir önceki farming'de gelmişti. Hatta ona DLC olarak bir harita gelmişti. Oradaki haritada vardı bu. Burada bırakalım. Onu da fiyatın arkasına takarız. Evet arkadaşlar. Şeker kamış ekimimiz son hızla devam ediyor. Bazı yerlerde bir sıkıntı çıkıyor ama işte oraya devam etmeseydi neydi, neyse. Patates ekimimiz de devam ediyor. Tabi buralara soya fasulyesi ekeceğim bu arada. 17 ile 18'e. 19-20 şeker kamışı, 11 patates, 12'de mısır olacak. Aslında ben ufaktan mısır için gerekli olan ekipmanı da alayım. Şu ekipmanı deneyeceğiz demiştik. Kiralama yöntemine gideceğim. Aslında çoğu tarlayı bunun eksilmiydi ama onun için sürmem gerekiyor. Kullanmak istiyorum. Merak ettim. Kiraladım. Hemen John Deere'i gönderelim oraya. Masaya. İkisi de yeşil yeşil. Ne böyle bir sıkıntı çıkarıyor ya? Bunu ayarlamam lazım şu an herhalde. Ayarlayamıyoruz. Yapacak bir şey yok, böyle gidecek zaten. Bir tane de 3 noktalı bağlantı vardı. Ona almayı deneyecektim. Bunlar işte kiralamanın faydaları. İşte ekipman iyi mi yoksa size göre mi ya da değil mi anlayabiliyorsunuz bu sayede. Ve şu an ben bunu satın almış olsaydım, şu anda ben yönlendirmiyorum neredeyse traktörü ya. Bir saniye açalım şuradayken. Açılışını da göstereyim ben. Aynen böyle daha rahat edeceğiz. Evet, böyle gitmek saçma mı? Neyse, zaten seçiliymiş. Traktörün arka tekerleri yerden kesildi yani. Traktör 4 çeker olmasa şu anda bunu götüremezdik. Evet. Farming drift oldu yani resmen. Şu an az kaldı, hadi oğlum. Bir an önce ekmeye başlamam lazım. Yoksa diğer tarlalara yetişemeyeceğim. Aynı anda bitmesini istiyorum ekimi. Ya aslında traktör çekecek de arka tekerler yere değmiyor. Sıkıntı orada.
Acaba paletler için mi yapmışlar bunu? Neyse bakalım böyle devam etsin. Biz yerlerine bakalım. Fiyat son hızla devam ediyor. Case de aynı şekilde. Aslında ucuz bir traktör varsa alsam iyi olur ya. Çünkü 17. tarla yetişmeyecek yoksa. Bunu da kiralama yöntemine gidebilirim ya. Bir bakayım hemen traktörlere. ...16.000'e bu var. Aslında bu traktör çok güçlü ya. Ama ben bunu pek sevmedim. O yüzden almayacağım. Ya modlara da pek... ...almak istemiyorum mod olan traktörleri de. Oyunun biraz tadına kaçırıyor. Ama bu fena değil mesela. Kiralayalım bunu. Böyle traktörler genelde Türkiye'de çok görülüyor. Çok sesli ya. Çok sesli olduğundan fazla yaklaşmak istemiyorum. Sizin de kulağınızı rahatsız etmemek için. Evet arkadaşlar, patates ekimi bitti. Şimdi onları gübrelemeye gidiyorum. Mısır ekimi de bitti. Biraz sıkıntılı olsa da bir yerden sonra hiç takılmadı. Yani kendi kendini ayarladı. Şimdi şuradan itibaren bir gübrelemeye başlayalım case'le. Tamamdır. Şeker kamış ekimi de devam ediyor. Ya burası biraz sıkıntılı oldu. İşçi saçmalı şu an. Kendimi devralayım ben en iyisi. Yok ya, burayı tekrar çimme haline getireceğim. Tamamdır. Göndereceğim seni. Garaj kiralananlar. Yani hiç memnun kalmadım ben bu ekipmandan. Almayı da hiç düşünmüyorum. Gübreleme de yapmıyor zaten. Sanırım da bakayım. Aynen, gübreleme de yapmıyor. O yüzden hiç almaya gerek yok onu. Daha farklı ekipmanlar var. Onlardan alırız. Ben John Deere'i ben çiftliğe götüreyim. Evet arkadaşlar, buradaki işlemi ben peyzaj işiyle hemen çözdüm. Çim haline getirdim burayı direkt. John Deere'i de hemen çiftliğe park edelim. Şöyle destek kenarda
Böyle kalsın. Evet. Sadece şeker kamışı ekimi kaldı. Onun da bitmesi bayağı bir uzun sürecek gibi. Ekipman kiralamak istemiyorum. Zaten 20 bin dolarımız kaldı. Az da bir şey kaldığı için tarlada gerek yok. Zaten şeker kamış hasadı da bayağı bir uzun sürecek. Daha onu iki bölümde falan hallederiz. Evet, buraları bitirdi. Bazı ufak tefek yerlerde kaldı ekilmeyen. Ama olsun, önemli değil o. Onu fent arkasında bırakıyor mu? Tamam ya, bu kalsın. Fenti de alalım. Tüm ekipmanları gönderdik. Şimdi zamanı hızlandırıyorum. Aslında bankanın kredisi de var. Bakalım ne olacak. Çok fazla maaş ödedik işçilere. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde şeker kamış hasadı, patates, soya fasulyesi ve mısır hasadını yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Hemen bir kısa özet geçeyim. Şu anda 87.677 litre kanolumuz var. Fiyatı da yükseliyor. Ayçiçeği 84.285 litre. Bunların biraz fiyatı iyi güzel bir noktaya gelirse satacağım hepsini. Bu arada samana bakalım. Aslında saman 75 dolar. Ama 90'a kadar falan çıkıyor. Bekleriz. Şu anda samanla bir işimiz yok. Olmadı ben bir 25 ya da 30 bin dolar kadar bankadan kredi çekeceğim. Bu bölümde yine borç ödeyemedik. Diğer bölümde tekrar 100 bin dolar öderiz. Bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.